Kaybolan 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla ilgili. Ee, bu kız çocuğumuz bir süredir kayıptı ve İzmir'de bulundu. Gazi Osman Paşa'da kaybolan 16 yaşındaki kız çocuğundan günlerdir haber alamıyordu ailesi. 16 yaşındaki N.A. babasına ve kuzenine bir mesaj attığı iddia edildi ve bu mesajda diyor ki beni kaçırdılar, koluma iğne yaptılar diye yazışmaları var. Ailesinin her yerde aradığı... 16 yaşındaki bu kız çocuğumuz İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir'de bulundu. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı. İlk ifadesine göre, iddiaya göre kızımız aile baskısından kaçtığını söylemiş. Şimdi aile baskısından kaçıyor fakat hani büyük bir merakla onu arayan babasına ve kuzenine de beni kaçırdılar. Kolumdan da bir iğne yaptılar diyor. Bana bu filmde izlenmiş e, ve onun sanki taklit edilmiş bir şey gibi geldi. E, e, evet yani e, şimdi 16 yaşındaki ergenliğin başında olan ve muhtemelen ileride ciddi sorun yaşayacağımız bir genç kızımız olduğunu tahmin ediyorum ben. Bu yaptığı bu hal, hareketten. Hareketiyle. Evet. Yani e, bunda e, pek çok ruhsal sorun yaşanacak. Şimdiden sinyallerini, evet. görmüş sinyallerini görmüş oluyoruz. Şimdiden ee, sinyallerini görmüş oluyoruz. Bir yani e, 16 yaşında bir genç kıza musallat olup onu alıp bakmak bile suçtur. Ki bunu daha önce yaşadık örneklerini gördük. Suçtur. Yani 18 yaşını doldurduktan yani özgür irade sahibi olduktan sonra yasal anlamda hareket özgürlüğü vardır. 16 yaşında, 17 yaşında, 18 yaşında doldurmadan böyle bir hakkınız yok. Yasal evet. bakımda hakkınız yok. Eğer 14 yaşında bir çocuğu ailesinden kaçmış da bakayım diye evinize alıyorsanız siz suçlusunuz. Alamazsınız. Yapacağınız tek şey ne yapmalının cevabı? Alıp doğrudan doğruya emniyet güçlerine teslim etmektir. Evinizine bir adım attırmadan. Teslim edeceksiniz o zaman sorun yok. Eğer teslim etmez bir güncük misafir ederseniz suçlu sizsiniz. Yasa karşısında bu iş böyle benim bildiğim kadarıyla. Çünkü o bir çocuk. Hukukçu değilim ama genel tecrübelerimden biliyorum bu çocuk yaşta olduğu için. Peki hocam bu kız neden böyle yani ne ne gibi bir şey düşünerek bunu yaptı yani ben size yalan sağlayayım. söylemiş çünkü. Yani ne olduğunu söyleyeyim ben size bir genellikle e, yeterince eğitim görmemesi hı hı. falan gibi sebeplerle e, sub normal zeka dediğimiz normal puanın altında zeka seviyesiyle hayatını sürdürmeye çalışan biri 2 hı hı. muhtemelen beyin fonksiyonlarında sorun olan biri 3 muhtemelen ciddi dikkat eksikliği bulunan biri 4 çok büyük bir ihtimalle 18 yaşını doldurduktan sonra bu tanı konacak ama şimdi davanın bozukluğu diye düşünebiliyoruz çocuk psikiyatrisine göre evet ee, ileride ciddi bir kişilik bozukluğu gösterecek olan birisi. Şu anda alınması gereken bir takım önlemler var mı? Şu anda alınması gereken önlemler e, aile bu e, problemli kızını mutlaka profesyonel birisiyle görüştürmeli. Bundan sonrası için. Görüştürmeli. Ee, dolayısıyla bunun e, ergenlikte e, psikiyatrik hastalıklar rahatsızlanırken birdenbire başlamazlar. En az 6 ay sinsin sinsi seyrederler. 6 ayın sonunda açık seçik belirti vermeye başlarlar ve giderek de sorun olur bu. Örnek olarak söyleyeyim. Bizim kırsal kesimde ne olur biliyor musunuz? Bir genç yavaş yavaş kendine bakmamaya başlar, hı hı. saçı sakalı uzar, garip kıyafetler giyer ya da ne olduğunu bilmeden e, yavaş yavaş tek başına ormanda gezer, tarlalarda gezer, sessiz sessiz gezer, kendi kendine konuşmaya başlar. Ondan sonra e, oradaki köyün e, ileri gelenleri e, bu çocuk hasta galiba demezler, demediler bugüne kadar. Genelleyerek söylüyorum ben. Ee, bunu evlendirelim derler. Başını bağlayalım yani. Heh. Kara e, sevda oldu derlerdi eskiden. Ee, kara sevda dediğiniz şey... ...bir şizofrenin başlangıcıdır. Bunu böyle bilmeden istemeden... ...evlendirirler bir şekilde. Hadi yani bir kadın... Karnındaki bir çocukla beraber şizofreni bir adamla yaşamak zorunda kalır. Bu çok sıktı. Ve bir takım ha. bazıları da trajediyle sonuçlanıyor. Ha. Çok sıktı. Şimdi özellikle ülkenin gelişmesi ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık her yerde e, medya unsuru giriyor. Medya unsuru daha çok Türk bizim ülkemizde televizyon izlemek mahiyetinde. Gazete tirajları ortada. Okumak enerji gerektiriyor. Enerji gerektiği yattığın yerden izlediğin şey televizyon. Yani televizyonla halkı bilgilendirmek birinci sırada önemli. Bakın, ben size bir şey söyleyeyim. Bir çocuğun okula başlaması, iyi bir eğitim görmesi, liseyi bitirmesi, üniversiteyi bitirmesi, erkekse askerliğini yaptıktan sonra ortalama kaç yıl geçiyor? 30 yıl. 30 yıl. 30 yıl. Peki bizim ülkemizin bu kadar tahammülü var mı? Yok tabii ki. Yok. O halde yapmanın tek yolu nedir? Kitle eğitimi yapmaktır. Kitle eğitiminin en kolay yolu da, en rantabıl yolu da medya aracılığıyla halka ulaşmaktır. Yani halkın olduğu yerde olacaksın. İkna etmektir. Yani siz İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyük kentte yayın yapıyorsunuz. İyi, güzel, hoş. Ama halkı da medya aracılığıyla mutlaka mutlaka bilgilendirmek gerekir. Bu artık başka bir mesleğin bilgisi dahilinde. Evet.